Korkulacak bir şeyiniz yok. Teskin edici birinde yaptım. Biraz rahatlatır. Nereye gidiyorsun? Muzaffer'e baktım iyi mi diye. Merak ettim. Merak ettin ha? Adamı ne hale getirdiğine mi bakacaksın? Sayende çok zor anlar yaşadı. Seni görüp daha da mı kötü olsun istiyorsun? Kendinizi şimdi nasıl hissediyorsunuz? Daha iyisiniz değil mi? İyiyim. İyiyim. Aşırı heyecanlandınız ya da sinirlendiniz herhalde. Sizi ne üzdü bu kadar? Doktor bey, başka ilaç verecek misiniz? Yazacaksanız eğer ben hemen aldırayım. İyi mi? Daha iyi. Çok şükür. Gerginlikten olmuş. Az kalsın inme gelecekti abime. Böyle olmasını ister miydim hiç? Sen söyledin değil mi? Kemal'i. Sen söylemeyecek miydin? Kemal gidince söyleyeceğim demedin mi? Vazgeçtim. Söylemeyecektim. Bu sırrınızı saklayacaktım. Her şeyi berbat ettin. Az kalsın Kemal'in ölümüne sebep olacaktın. Niye koruyorsun Kemal'i? Sana ne? Bu evde hesap soracak en son kişi sensin. Yatıyor musun abi? Evet. Yardım etmemi ister misin? Seninle yukarı kadar geleyim mi? Yok yok. Gözüm yok hemşire.
Destur. Hoş geldin Yasin ağa. Kafan nasıl oldu, iyi mi? İyi, iyi. Ağrınızın falan yok mu? Geçti şükür. Çok şükür olsun. Allah o taşı atanların ellerine dert gelsin inşallah. Hiç insafları yokmuş. Ne istediler adamın motorundan? Dost 8, düşman 9 demişler. Şu Kemal. Hepimizi ayakta uyuttu. Namussuz. He ya. Uyuttu vallahi. Ser verip sır vermedi hiç kimseye ya. İlk vakitte ben biraz şüphelendim acık ama beni bile kandırdılar ya. Saman altından su yürüttüler. Vallahi bana da hiç böyle gizli işler çevirecekmiş gibi gelmedi ama şaştım da kaldım vallahi bacım. Ne o Yasin ağa? Bakıyorum da böyle kendinden pek bir emin sakin duruyorsun. Hiç şaşırmıyorsun. Bu gözler neler gördü? Bu kulaklar neler işitti? Yaş ilerledikçe insan her bir şeye alışıyor. Asıl şaşılacak ne biliyor musun? Nasıl oldu da Muzaffer Bey bu Kemal'i sağ oldu? Şu odada ne konuştular da oğlanı sağ bıraktı. Hayret. Şimdi ne olacak sizce? Ne olacak? Güllü'nün kuyruğuna tenekeyi bağladığı gibi tekmeyi atacak. Haydi. Atar mı dersin kız? Yapmayacak da ne yapacak? Bunca rezillikten sonra çitlikte mi tutacak? Ne bileyim bacım. Baksana. Güllü'ye hiçbir şey yapmadı. Evsi var mı? Demek ki karısını esnaftan seviyor adam. Nasılsın abi? İyiyim. Niye giyindin? İşe gitmeyeceksin herhalde. Gideceğim. Bugün evde kalıp biraz dinlenseydin. Evde kalmak bana iyi gelmeyecek. Gül'ü ne olacak abi? Yani çiftlikte mi kalacak? Bütün bu yaptıklarından sonra ona izin vermeyeceksin, değil mi? Zamanında çok söyledim ama dinlemedin abi. Onun kendisi de sevgisi de yalan. Bütün derdi çiftliğe hanım olmaktı. Bunun için de elinden geleni yaptı zaten. Para için her şeyi yapar. İnsan eski sevgilisini şoför olarak... Halide yeter. Ben de biliyorum hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Ama karnında çocuğumu taşıyor. Hayatımda hiç bu kadar zor bir durumda kalmadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ama haklısın. En kısa zamanda bir çözüm bulmam gerek. Yasin'e. Traktörler ne durumda? Tamirde beyim. Ama motorları sağlanmış. Ne zaman alacağız peki? Birkaç güne çıkar dedi usta. İyi. Şu taşlama hadisesine karışanları bir tetkik et. Edeyim bey. İsimlerini tek tek tespit edip bir liste yap. Bana teslim et Yasin'e. Peki. Kemal'den senin nasıl haberin olmadı? Çiftlik çalışanları neticede senin mesuliyetinde değil mi? Ne bileyim beyim. Efendi birine benziyordu. Al. Neyse.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.